Nem suresi var burada 17. Hazreti Süleyman'a cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları toplandı ve bunlar bölükler halinde dağıtıldı. Süleyman Aleyhisselam bak ilk cinlerden bahsediyor. Cinler bir kere emrinde. Mehdi Hazreti Süleyman'a benzeyecek değil mi? İnşallah hocam. O zaman onun da cinlerle bağlantısı olacak demek ki. İnşallah. İnsanlardan diyor. Demek ki geniş bir insan kitlesi de Mehdi'ye tabi olacak. İnşallah. Ve kuşlardan. İşte bu çok acayip. Orduları toplandı. Bunlar bölükler halinde dağıtıldı. Demek ki ahir zamanda kuşlara da etki edecek bir bilim dalı gelişecek. Yani onları yönlendirebilecek, onların seslerinden onları ayırt eden, onların çıkarttığı sesleri kullanarak onları yönlendirebilen bir teknoloji gelişecek. İnşallah. Ki şu anda da bu gelişiyor zaten. Evet. Ne diyor Süleyman? Nihayet karınca vadisine geldiklerinde bir dişi karınca dedi ki, ey karınca topluluğu, kendi yuvalarınıza girin, Süleyman ve orduları farkında olmaksızın sizi kırıp geçmesin. Süleyman bu söz üzerine tebessüm edip güldü ve dedi ki, Rabbim bana anne ve babama verdiği nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı ilham et ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat. Burada karıncalara dahi sevgi gösterdiği anlaşılıyor Hazreti Evet, Süleyman. maşallah. Değil mi? Bak bu sözü üzerine tebessüm edip güldü diyor. Demek ki karıncalar öyle o kadar boş varlıklar değil. Arılar o kadar boş varlıklar değil. Fakat insanlar onların dilini bilmiyor. Yoksa onlar kendi aralarında haberleşiyorlar. Yani haberleştiklerini de görüyoruz. Evet. Yani Evet, detaylı kesinlikle. olarak incelendiğinde çok çünkü haberleşme olmadan zaten yani öyle binlerce hayvandan oluşan bir koloni haberleşme olmadan yönetilemez. Ya Evet. muazzam anarşi Doğru çıkar. hocam. Bir yiyecek gördükleri zaman mesela bir karınca diğerlerine haber veriyor ve bir anda çoğalıyorlar yani. Tabii muazzam bir karmaşa çıkar. Evet. Bunlar da inşallah ahir zamanda ortaya çıkacak. İnşallah. Buna işaret ediyor inşallah. Bak ayet ediyor ki Allah şeytandan Allah'a sığınırım. Vicdanları kabul ettiği halde vicdanen kabul ediyor. Doğru diyor. Kur'an'a, İslam'a insanlar birçok insan kanaat getirir. Bakın zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Zalimliğe eğimli olmalarından ve büyüklenme, enaniyet, kibir, büyüklük hissi dolayısıyla diyor. Bunları inkar ettiler. Artık sen bozguncuların nasıl bir sona uğradıklarına bir bak diyor Allah. Dünyada buna dikkatlice bakan, tarihe de bakan bunları görür inşallah. Onu ve kavmini Allah'a bırakıp da güneşe secde etmektelerken buldum. Şeytan onlara yaptıklarını süslemiştir. Mesela Darwinistlere de şeytan yaptıklarını süslüyor. Evet. Böylece onları doğru yoldan alıkoymuştur. Bundan dolayı onlar hidayet bulmuyorlar. Mesela Darwinistler de saplantı halinde olduğu için Allah hidayet vermiyor birçoğuna. Ki onlar göklerde ve yerde saklı olanı ortaya çıkaran, göklerde ve yerde saklı olan, bunu daha önce de söylemiştik, hem Mehdi'ye ve Hazreti İsa'ya da bakıyor. Çünkü Hazreti Mehdi göklerde, Mehdi de yerde saklıdır inşallah. İnşallah.